Herkese yeniden merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün uzun süredir çekmediğim bir video ile karşınızdayım. Bitenler videosu. Kozmetik içeriği çok azaldığı için kanalımda ve tek çektiğim hani kozmetik içerikli videoda bitenler olduğu için arası çok açıldı. Farkındayım ama ben hala kullandığım ürünlerle ilgili tecrübelerimi paylaşmaktan keyif alıyorum. Siz de devam et demiştiniz en sonki videoda. O yüzden devam ediyorum. Böyle bir kutum var. Aşırı kalabalık değil ama şimdi tek tek hepsinden bahsedeceğim. Önce büyüklerden bahsedip aradan çıkarayım. Bu Elidor'un biyotin içeren şampuanı, bu yeşil olan. Bundan ben çok memnun olan birkaç kişi duymuştum. Hani işte ben yıllardır Elidor'un yeşil şampuanını kullanırım falan gibi yorumlar. Ben de o yüzden bir alayım dedim. Bir de saçımı kestirdikten sonra 3-4 ay çok mutluydum. Yani çok memnundum ben. Bazıları mesela çok uzun daha güzeldi, işte turuncu daha güzeldi falan diyordu. Ama ben gerçekten bu halini çok seviyordum. Şimdi bu aralar uzun saç istiyorum. Yani rüyamda kendimi böyle uzun saçlı falan görüyorum. O yüzden tekrar dedim ki ben böyle saçımı uzatayım hızlıca. Bunu kullandım. Yani bence hiç o anlamda bir işe yaramadı. Saçımı hızlı uzatma anlamında. Onun dışında bildiğiniz bir market şampuanı yani. Saçıma ekstra böyle bir yumuşaklık vesaire bir şey de vermedi. O yüzden bunu bitirdim ama tekrar almayı düşünmüyorum. Yine bir şampuanla devam ediyorum. Bu da Tony Yangay'ın Damage Repair isimli şampuanı. Bunu da bana yaklaşım önermişti. İşte bunu ben kullanıyorum. Saçlarım çok güzel oluyor falan diye. Ben de orada şey yanılgısına düştüm. Zaten yani Elçin önerdi bunu. Elçin saçları zaten çok güzel. Parlak. Yani ince telli falan. Benim saçımla alakası yok. Onunki en çabuk yağlanır. Benimki aşırı kuru falan. Niye gidip alırsın değil mi ya? Onun saçına iyi gelen şampuanı. Yani bana hiçbir ekstra katkısı olmadı bunun da. Bunu alacağım, bunu alırım. Yaklaşık bu 3 katı falan daha pahalı çünkü bu. Ama yani belki siz ince telliyse saçınız deneyebilirsiniz. O çünkü yani sadece bunu kullanıyor. Çok memnun. Bir diğer bahsedeceğim ve dev boy duş jeli. Bu Le Petit Marseille'nin kayısı ve fındık duş jeli. Bir dakika kokusunu hatırlayayım. Güzeldi ama evet, bir hatırlamakta fayda var. Güzel böyle tatlı tatlı bir kokusu var. Ben genelde Le Petit Marseille'nin kokularını çok seviyorum ama şimdi kullandım bundan sonra. Bu hatta el kreminden de çok memnundum. Şeyalı ve bademli bir içeriği var onun. Ya o neyin içine girse çok güzel oluyor. O yüzden onu çok daha fazla beğendim bundan. Bu da güzeldi. Yani böyle içeriği çok temiz değil bu markanın. Biraz öyle de yansıtmaya çalışsalar. Ama kokularını ben çok seviyorum. O yüzden bunun duş jellerini kullanıyorum sık sık. Banyo işini kapatmak adına en sonunda şundan bahsedeceğim. Şimdi bunun orijinal ambalajı bu mu bilmiyorum. Çünkü bu bana böyle hediye gelen bir paketin içindeydi. Pantene'in böyle üçlü neyi bu? Maskesi gibi. Yani bana böyle dediğim gibi bu şekilde geldi. Belki orijinal daha büyük bir kutudur. Bu güzel, mükemmel kokuyor. Bununla ilgili en güzel şey o. Ve saçınızda gerçekten yumuşak yapıyor ama böyle kalıcı bir etkisi yok. Bence yani hiçbir maskenin yok. Uzun süren bir etkisi. Ben bir tüpü iki banyoda kullanıyordum. Böyle kapanması da iyi oluyor. Ama dediğim gibi yani böyle süper bir etkisini görmedim. Sadece güzel kokması ve yumuşatması böyle duştayken iyi hissettiriyor. Saçla ilgili bahsedeceğim son ürün de bu Urban Style Guide isimli. Urban Care mı bilmiyorum markanın tam adını. Markanın şeyi, köpüğü. Ya benim saçımı bu Dipity Do'nun Girls with Curls'dan sonra hiçbir şey toparlamadı. Yani benim saçımın böyle dalgalılığını koruyamıyorum hiçbir şekilde. Genelde de o yüzden ya topluyorum ya da işte açıksa da fön çektiriyorum falan. O yüzden uzatmak istiyorum aslında biraz. Kısa saça bence bakmak çok daha zor. Bunu da böyle saçımı dalgalı kullanırım diye bir umut almıştım. Ama bende öyle bir şey yaramadı. Çünkü dediğim gibi benim hani saçımı böyle gerçekten düzgün bir dalgalı forma getirmek. Yani şu an bile fönlü halinde böyle diye kalkmış. Zor yani. Bu ne yapsın? Çok da bir şey yapamadı. Ama böyle saçınız kıvırcıksa, dalgalıysa benimki gibi hani çok böyle şekilsiz değilse bu faydalı olabilir. Çünkü esnek tutuş böyle şey olmasına rağmen, köpük olmasına rağmen gerçekten saçınızı böyle sertleştirmiyor. Ben küçük boyunu alıyorum artık böyle şeylerin. Hani hiç ekonomik olsun diye en büyük boyunu almıyorum. Çünkü işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Bunu da iki küçük boyunu almışım. Bir daha almayacağım çünkü. Bu kadar. İşte olsa da olur, olmasa da. Bundan memnun değilim üründen sonra. Aşırı memnun olduğum bir şeyden bahsetme zamanı geldi sizlere. Şimdi ben demişim ki sanıyorum bir önceki bitenler videomda ben artık kanalda deodorant önermeyeceğim. Çünkü doğal içerikli kullanmak istiyorum deodorantı. Çünkü ya kadınların bu kadarını hassas bezlerin geçtiği bir yere yakın bir yer koltuk altı ve oraya böyle işte kimyasal doldurmak gerçekten sağlıklı değil. Yoksa her üründe temiz içerik seçtiğim için değil ama koltuk altında hani deodorantta bozdum yani kafayı. Hem işe yarayan hem de böyle temiz içerikli bir şey bulacağım diye ve siz de bana bunu önermiştiniz. Bunun adı sanı yok çünkü silindi her şeyi. Naturalive adı
aşağıya da yazacağım. İnternette satılıyor. Belki mağazalarda satılıyordur ama ben internetten aldım bunu. Kendi şeyleri var. Web siteleri var. Ve bitirmek üzereyim. Yani bitti zaten. Ve ben normalde bu tarz doğal içerikli deodorantlarda önce kullanıyorum. Çok güzel, çok işe yarıyor falan diyorum. 2 hafta sürüyor. 2 haftanın sonunda hiçbir işe yaramamaya başlıyor. Bunu o yüzden bitirene kadar bekledim sizlere önermek için, emin olayım diye. Ve gerçekten işe yarıyor ve gerçekten temiz içerikli. Ben bundan başka deodorant kullanmam. İçinde parfüm var. Kokuyor yani. Bence çok da tatlı bir kokusu var. Beni rahatsız etmiyor. Ben ya 2-3 çeşidi var galiba ama hangisini aldığımı hatırlamıyorum koku olarak. Yani hiçbir şey de yazmadığı için üstünde. Ama böyle bir arayıştaysanız yani gerçekten buna bakın. Ben bundan çok memnunum. Öneriyorum o yüzden. Makyaj malzemelerine geçmeden önce şunlardan da bir kez daha bahsedeyim. Bu Simple'ın micellar suyu. Ben bundan önce Bioderma kullanıyordum. Ama Simple daha uygun fiyatlı ve bence tamamen aynı işi yapıyor. Bir de böyle küçük kapları var. Ben artık çok makyaj yapmadığım için böyle kocamanını işte muhafaza etmek istemiyorum. Gerçi bunun da hiç büyüğüne yetişemedim. Hep indirimli olduğu için hep bitiyor. O yüzden hep böyle küçüklerini alıyorum ve çok memnunum. İşte bir seyahat vesaire olursa da taşımak çok kolay oluyor. Zaten bu travel size ikisi de seyahat boyu. Ben bunu 2 tane bitirdim. Şimdi dolabımda 3.'sü var. Çok memnunum yani bu Simple'dan. Hiç yakmıyor. Hiç yakmıyor gözlerinizi. Ve benim gözlerim çok yanar. O yüzden onu deneyebilirsiniz. Şimdi ne aşırı memnun olmadığım bir şeyden bahsedeceğim. Bu Tommy'nin Tommy Girl isimli parfümü. Bunu ben bir arkadaşımdan aldım. O da böyle şöyle, şimdi anlatıyorum. Takatçılık parfüm. Böyle bir ara parfüm bulmaya takmıştı. İşte hayatımın parfümünü bulacağım filan. Geziyor böyle sürekli Sephora filan. En son dedi ki buldum bu. Ama böyle 3 aylık filan araştırmadan bahsediyorum size. Bunu aldı. Aynı yerde çalışıyoruz zaman. Sonra böyle 2-3 kere kullandı. Ben bunu da dayanamıyorum. Baş ağrısı yapıyor bende. En başta çok güzel geliyor ama sonra çok kötü. Ben bunu kullanamayacağım filan diye. Yaklaşık böyle yarısındayken artık bir yıl geçmiş. Ben dedim ki ver ya, ben kullanırım. Ben bunun kokusunu çok seviyorum dedim. Kokusu gerçekten güzel. Ama çok ağır geliyor bir süre sonra, haklı. Ve gördüğünüz gibi tam bitiremedim. Yani şu kadar filan da kaldığı için de atıyorum artık. Yani yıllar olduğu için. Yani bir ağır kokudan rahatsız olmuyorsanız deneyebilirsiniz bunu. Ama bana çok ağır geldi. Bu, o yüzden bunu çok severek kullanmadım. Yani. Bir diğeri yine sevmediğim bir ürün. Ben de ne gudubetim. Bu da H&M'in Cover Up Concealer'ı. Ben bunu o kadar alerjili aldım ki bu ilonun çekimini yapacaktık ve ben normalde anne elbiseleri için ben çekilmeyecektim. Son anda işte birini bulamadık falan derken ben çekileceğim ve concealer'ım yok. Dedim yani çekimde hani lazım. Gidip böyle H&M'den apar topar almıştım. Çok ucuzdu ya. Böyle 18 lira filandı. Ama hiç memnun kalmadım. Çünkü çok çabuk bitiyor. Öyle bir kapatmıyor. İşte çizgilere doluyor. Yani bir concealer'ın yapmamız gereken şeyi yapıyor. İnanılmaz hızlı bitti yani. Ben bunu böyle çok severek kullanmamama rağmen bayağı böyle 2 ayda filan bitti. Şimdi ise çok çok memnun olduğum bir şeyden bahsediyorum. Zaten bunu duymuşsunuzdur yani. Çünkü döne döne söyledim. Bu Not'un BB kremi. Ya bu benim şu anda da yüzümde var. Zaten sadece bunu kullanıyorum aldığımdan beri. Ya o kadar memnunum ki, kapatıcılığı çok iyi. Tek bir şey var bununla ilgili, siz de bana söylediniz. En açık rengi bile bu 01 bendeki. Birazcık koyu. Ama sürünce öyle olmuyor. Mesela şu an benim yüzümde o var. Yani bence koyu durmuyor. Dağılınca yani, bir de böyle cildiniz onu emince öyle durmuyor gerçekten. Ve kapatıcılığı çok iyi. Böyle çizgiye dolma yok, bir şey yok. Böyle parıl parıl. Çok seviyorum. Yani aşırı açık tenli olmadığınız sürece bunu deneyebilirsiniz. Ben bu bitti ve aynısını alacağım. Hiç macera aramaya gerek yok yani. Çok memnunum çünkü. Bir diğer onun kadar memnun olduğum başka bir ürün de bu Estée Lauder'in Double Wear fondöteni. Bunu da ben bu şey değil. Double Wear Nude olan. Yani Double Wear değil. O çünkü çok daha böyle koyu kıvamlı bir fondöten. Hatta ben onu arkadaşımın düğününde ona, hani geline düğün makyajı yaparken kullanmıştım Double Wear. O öyle bir fondöten. Ama bu günlük kullanımda bu nude çok güzel. Tek kötü özelliği bu, zaten sinir olduğum defalarca belirttim buna. Pompa yapmamaları böyle şeylere. O yüzden kullanımı zor oluyor. Hep çok geliyor yani elinize. Halbuki çok azı bile gayet kapatıcı. Gayet böyle fresh. Çok güzel bir fondötendi bu. Ama mesela bunun fiyatıyla notu karşılaştırdığınızda böyle inanılmaz farklı. Ve bence etkileri o kadar da farklı değil. O yüzden hani ben zaten öyle çok gece falan dışarı çıkmadığım için artık diğerini almaya devam edeceğim. Ve 2 adet maskaram kaldı. Bütün ürünlerim bitiyor. Şimdi bunlardan ilki Kiko'nun Volume Extra Scalp Volume Maskarası. Bunu ben şeyde, ay o kızı da takip etmiyorum artık, adı neydi ya? Aa, çok ünlü bir
şey vardı, makyaj youtuberı. Hatırlamıyorum şu anda. Çok da tatlı bir kız. Onun böyle hayatının maskarası olduğu için almıştım. Ve ilk kullandım, dedim ki bu insanları kandırıyorsunuz yani. Bu çok korkunç bir maskara. Çünkü böyle yapıştırıyor, akıyor filan. Çok gerçekten kötüydü. Sonra bana sizden biri dedi ki biraz sabret. Azıcık kurusun, bu maskara çok güzel oluyor dedi. Yoksa ben atacaktım, öyle sinirim bozuldu. Kandırılmışlığın bir de böyle şeyiyle. Ama gerçekten söylediği gibi sonlara doğru daha iyi bir maskara haline geldi. Yine de akıyor ama o yapışması falan kalmadı. Ve gerçekten çok böyle hani hacim veren bir maskara. Böyle hani o görüntüyü seviyorsanız ve böyle azıcık yapışıklık çok umurunuzda değilse belki deneyebilirsiniz. Ama benim tarzım bir maskara değil. Hele şimdi böyle çok az makyaj yaptığım için ya bu maskara bana çok fazla geliyor her açıdan. Bir diğeri ise yine öneriyle aldığım, yine sonradan saçma bulduğum bir maskara. Bu da The Balm'ın Mad Lash isimli maskarası. Bununla diğeri çok ters. Bu çünkü böyle kıl fırça gibi, yani plastik fırça. O yüzden de bu böyle ayırıyor tek tek filan. Ama ne çok uzatıyor, ne çok ayırıyor. Yani efsane bir maskara değil. Bunu da bir daha almam. O yüzden sizden maskara önerisi bekliyorum. Şu anda mesela gözümde yok. Çünkü kirpik lifting yaptırdım. Hep böyle minimalist gibi kirpiklerim çalışıyor. Ama hani sürekli yaptırır mıyım bilmiyorum. Yani bir maskaram da olsun istiyorum böyle. Düğün mü vesaire olursa diye. O yüzden öneriniz varsa alırım. Çünkü gerçekten Lash Sensational'dan sonra ben iyi maskara kullanamadım yani. Bunların da bitmesi çok uzun sürdüğü için hala öyle bir şey karşıma çıkmadı. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum her zamanki izlediğiniz için. Böyle kozmetiklerden de bahsetmeyi hala seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani çok fazla yeni bir şey almadığım için yeni bir şey deneyimleme şansım eskisine göre çok daha az oluyor. Ama aklınıza böyle bir video fikri gelirse bu alanda çekmemi istediğiniz mutlaka benimle paylaşın. Her zamanki gibi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki görüşene kadar. Hoşça kalın.